Herkese merhaba arkadaşlar. Ziknek TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır video atmıyordum ve story oyunlarla tekrardan geri dönme kararı aldım. Bugün karşınızdaki oyun Potentia isimli bir oyun. Yani ismi inşallah böyle telaffuz ediliyordur bilmiyorum. Potentia diyen falan da var ama ben Potentia deme gereği duydum açıkçası. Bu oyun arkadaşlar Winnie Pumpkin şirketi tarafından yapılmış ve yayınlanmış bir oyun. Steam'de ve birkaç Google'a sorduğum zaman oyunu 4 kişilik bir ekibin yaptığını dile getirmişler. Bu şekilde yapılmış bir macera aksiyon oyunu arkadaşlar. Son zamanlarda adından çok sık söz ettirmiş olan bir oyun. En azından yayıncılar arasında incelenmiş, oynanmış, bakılmış bir oyun arkadaşlar. Biz de dedik ki geri dönüşümüzün şerefine bir Türk oyunuyla olsun. Malum bu sektörde Türk bağımsız şirketler öncesinden beri olmasına rağmen yeni yeni güzel işler yapmaya başladılar. İnşallah bu şekilde insanların destekleri olacaktır diye düşünüyorum. Lafı da uzatmadan oyuna bir girelim bakalım. Şu anda oyunun menüsü vesairesi falan gerçekten çok hoşuma gitti. Yani herhangi bir eksiği var gibi durmuyor açıkçası. Bakalım. Oyunla ilgili bir eleştiriniz vesaire yorumunuz olursa videonun altında da yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir metro istasyonunda başlıyoruz. Evet, şu an metrodayım. Birazdan bineceğim. Hangi duraktasın? Tamam, geliyorum. Ne bu acele? O biraz bu olay en çok Tomb Raider'da karşıma çıkmıştı. Şu gideceğin yeri gösterme mevzusu. Diğer oyunu başka oyunlarda da vardır illaki de. Üst kat zannedersem. Ne kadar çok havai fişek var ya. Gazete parçası var. Sen benim kim olduğumu biliyor musun lanet herif? Sen ekranda ördek avlarken ben ülkem için savaşıyordum. Ben ulusal bir kahramanım ahbap. Ve sen? Senin paranı artık vermek istesen de Türkçe istemiyorum. seslendirme olmamış arkadaşlar. Bariz belli. Belki de hiç savaşmamalıydık. Hani dudaklar hareket ediyor, ses yok. Bu çocuğum. Ülke için canın pahasına savaşıyorsun ve bir bakmışsın Tamam, önünde belli düşmanı oldu. kapatıyorlar. Diyaloglar. Neden bahsettiğin hakkında bir fikrim yok. Yardım etmeye çalışıyorum. Al bunu ve sorun çıkarma, tamam mı? Ne yapıyorsun? Borçlandığım insanlara hep bunu yaparım dostum. Paranı bir borç olarak alıyorum. Biraz zor dönemler yaşıyorum da anlarsın. Yani çok gereksiz saçma bir diyalogtu. Biraz daha iyi olabilirmiş.
Arkadaş ne çok havai fişek atıldı ya. Bu neydi şimdi? Oha, insanlar yok oluyor bildiğin. İnsanlar yanıyor, eriyor, gidiyor. Şimdi acele edip adli olmam gerek. Bir dakika. Mantığını anlayamadım açıkçası. En baştan mı alacak? Checkpoint yok mu? Keşke oraya checkpoint olsaydı. Anlaya ulaşmam gerek. Dışarı çıkamam. Güvenli gözükmüyor. Yer altında. İnsan burada ne atlar dönüyor. Havada garip bir kül kokusu var. Thank you.
Mevzuyu hala daha çakozlayamadım. Nükleer bir saldırı mı oldu? Kıyamet mi koptu? Ne oldu? Biraz daha fazla zaman olsaydı keşke ya. 3 yılda bu kadar olmaz sanırsam. Neyse. Market kapanacak, acele et. Kötü esprileri bıraktığını sanıyordum. En son geldiğimizden daha kötü halde. Dikkatli ol, saatte uyanan. Markette erzak kaldığından şüpheliyim. Yağmacılar ellerini çabuk tutuyorlar. Belki birkaç fare kalmıştır. Çocuklar aç ve savunmasız. En azından birimiz tehlikeye girsin. Aklımda yine aynı soru. Dünyanın geri kalanı. Bu kadar zamandır öğrenemedik. Garip geliyor. Bir gün öğreniriz, bir yolunu bulabiliriz. Mutlaka vardır. Bilmiyorum. Şu konuşulan havalimanı. Bence bir şansımızı denemeliyiz. Atlamayı pek beğenmedim. Orospu çocukları. Victor, ne oldu? Yağmacılar mı? Şerefsizler ikisini de vurdu. Aşağılık pislikler. İstersen geri gel. O lanet markete bugün gireceğim. Ama önce bir işim var. Biri gördüm seni. Hiç dikkat etmeden gittim ya. Çık lan ortaya.
de gözden kayboldu. Dünya her zaman acımasız bir yerdi zaten. Bastırdıkları kötülüğü daha rahat dışarı çıkartıyorlar, o kadar. Ben içlerinde iyi bir taraf kaldığını. Şu binaya giriliyor mu acaba? Şurası biraz dikkat edemeyecekti sanki. Buradaki binada çok yakın bir arkadaşım otururdu. Olaydan sonra bir daha görmedim. Yalnız arabanın arkasına tam siperken de vurmak. Arkasını dönecek mi şu?
Gizliliği de umursamadan giden bir ben varımdır galiba bu oyunda. Acele et, hava kararacak. Saatimiz bozuk sanıyordum. Güneşi kullandım, Anla, marketin yanındayım. Öyle gözüküyor. Telsizi kapatıyorum. Burayı hızlıca bitirip geleceğim. Siktir, buradalar. O nasıl bombaydı? Aa! Öldün mü? Ses çok yanılttı beni ya. Yani yanımda yok diye düşündüm açıkçası ama varmış. Biraz olaya çok hızlı girdik. Siper almadan hareket ettik. O biraz bizim için sıkıntı oldu. Neyse şimdi çözüm üretiriz onu. Siktir, buradalar. Dönmeyeceğim markana. Oh.
Bu biraz zırhlı duruyor bu herif. Biraz problem çıkartacak gibi bize ama hadi bakalım. Kardeşim bir ara hiç ölmeyecek zannettim. Her yerde olmak zorundasınız, değil mi? Buradaki işim tamam, geliyorum. Ne bulabildin? Hiçbir şey. Ne varsa almışlar. Buraya bir daha gelmesek iyi olur. Neyse, bir çıkış bulup hemen geliyorum. İşte buradan gidebilirim. Diğer tarafa gitmedik ama diğer taraf görev yeriydi. Bu taraf görev yeri değildir diye düşündüm ama kendime yeni bir kitap seçmeye gidiyorum. Sonra yeni yol haritamızı çizeriz. Bekliyorum. Ben şu tarafı bir kontrol edeyim. Buradan acilen siktir olup gitmeliyiz. Neden bu kadar küfre vurgu var onu anlamış değilim böyle. Telsizle ulaşmaya çalış ve buradan ayrılma. Ben de bir çıkış yolu arayacağım. Her tarafı kapatmışlar.
Orospu çocukları zeki çıktı. Üst kat kapalı. Tahtayı yıkmam gerekecek. Ama nasıl? İşte. Sessizce devam etmeliyim. Ya bu ne saçma iş ya. Anna! Tuvalet eğitimini tamamlamadın galiba. Evime hoş geldiniz dostum. Tuvaletimi yaparken sohbet etmem, anlarsınız ya, adetler. Seni bir yerlerden tanıyorum. Evet evet, bir yerde karşılaşmışızdır. Boş ver. Ben en son yaralıydım. Nasıl geldim buraya? Yardım ettiğini anlıyorum ama anlat şu işi. Sabah yiyecek ve biraz üsbaş almak için evden çıktım. Bir anda bir şeyler patladı. Önce Noel kutlamaları sandım. Biraz kafa yorunca mantıksız olduğuna karar verdim ve bir göz atmaya gittim. Seni gördüm, kaçıyordun. Aslında yardım etmezdim. Zaten sadece tek mermim vardı. Ama senin onlardan biri olduğunu fark edince düşünmeden yardıma koştum. Kıyamet kopsa bile borcumu öderim. Onlar? Ah, işte bunlar. Bana yardım eden insanların fotoğrafını çekiyorum. Bir nevi borç gibi. Sonradan da borcumu kapatıyorum işte. Sen ciddi misin be herif? Neyse, garip rüyaların birindeymişim gibi davranacağım. Ne zamandır buradayım? 19 saattir buradasın. Popper Meydanı'nın iki sokak altındayız. Anna,
Karım. Onu kaçırdılar. Onun peşinden gidecektim. Şu yağmacı denen grup. Onlar kaçırdı. Nereye götürmüş olabilirler? Bir fikrin var mı? Aslına bakarsan sana olan borcumu kapattım evlat. Şu an bir anla yalnız kalmak istiyorum. Sanırım bana tekrar borçlandın ahbap. Seni hatırlamadığımı sanmadın herhalde. Evet haklısın. Yapmamı istediğin bir şey var mı? Evet arkadaşlar, bu oyunun ilk bölümünü burada noktalandıralım. Oyun iyi mi kötü mü artık yorumlarda siz de bundan bahsedersiniz. Bence çok iyi bir oyun değil. Gelecek vaat ediyor mu? Evet, ama daha çok uzun bir yolu var önünde gibi düşünüyorum. Çünkü bir kere diyaloglar ve konuşmalar hiçbir şekilde olmamışlar. Hatalar var mı? Var, ama birçok oyuna göre de güzel mi? Güzel açıkçası. Bir noktaya gider mi? Gider. Yani Türk arkadaşların elinden böyle işlerin çıkması güzel bir duygu. Bakalım. İnşallah bunun gibi farklı oyunlarla da karşınıza çıkarım. Neyse, Potentia'nın ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik buraya kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olup yorumlar yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.